Hocam normalin varyasyonu olan boy kısalıklarını bizimle paylaştınız ama patolojik boy kısalıkları neler? Bir de onları öğrenebilir miyiz? Patolojik dediğimiz zaman tabii ki hastalıklar aklımıza gelecek. Özellikle kromozom hastalıkları. Bunlardan en iyi bilinenlerden bir tanesi Turner sendromu. Kızlarda görülen boy kısalığı nedenidir. 2500'de bir görülmektedir sıklığı. Bu yüzden dikkatli değerlendirilmediği zaman gözden kaçan bir tanıdır. <laughs> Hatta erişkin çağa kadar tanı almadan giden Turner'lar vardır infertilite ile tanılan. Bu yüzden boy kısalığı yönünden tüm kız çocukları, boy kısalı olan kız çocuklarında Turner sendromunun mutlaka akla getirilmesi gerekir. Bu mesajı vermemiz gerekir. Onun dışında Down sendromu ve daha birçok adını sayabileceğimiz kromozomal hastalık yani genetik problem boy kısalığıyla sonuçlanabilmektedir. İskelet hastalıkları. İskelet hastalıklarının özelliği, boy kısalıklarının orantısız olmasıdır. Normalde, proporsiyona dediğimiz orantılı boy kısalıkları ile orantısız olanlar farklı sebeplerle meydana gelmektedir. İskelet hastalıklarında ise, kol ve bacakların uzunluğuyla gövdenin uzunluğu uyuşmadığı için, orantısız bir görünüm sergileyebilmektedirler. İskelet hastalıklarına en iyi örnek, akondroplazi dediğimiz hastalığı verebiliriz. Ciddi bir cüceliktir. Akondroplazi de, boy 120 santimlerde kalmaktadır ortalama. Bu yüzden örneğin Turner'larda en iyi 140 santimlere kadar ulaşabilmektedir. Normal insanların rakamlarını da verirsek daha iyi anlaşılacaktır. <laughs> örneğin kızların büyüme potansiyeli 155 ile 175 arasındadır. Erkeklerinki 165 ile 185 arasındadır. Cinsiyet farkı da evet. önemlidir. Bu yüzden iskelet hastalıklarındaki boy kısalıkları çok daha düşük seviyelerde olduğunu cücelik seviyesi dediğimiz durumda olduğunu bilmemiz gerekir. Boy bodurluk terminolojisini de biliyorsunuz, kullanabiliyoruz. Bunun dışında doku destek bozukluğu dediğimiz durumlar ki en çok görülenler bunlardır. Örnek verelim, kronik kansızlık, anemiler. Kronik kansızlıkta dokulara destek bozulacağı için büyüme geriliğiyle sonuçlanabilmektedir. Çinko eksikliği, B12 vitamini eksikliği, iot eksikliği, bütün bunlar izole olarak uzun vadede kronikse boy kısalığıyla sonuçlanabilir. O yüzden beslenmenin de önemini vurgulamıştık. Bütün bu nutrientlerin vitamin ve mineral takviyelerinin zamanında gerektiğinde yapılması önemlidir. Ayrıca malabsorpsiyon dediğimiz eminim bozukluğuyla giden durumlar, bağırsakla ilgili durumlar, kronik hastalıkları vardır. Ama en iyi bilinmesi gereken 300'de 1'lere kadar gö görülen çölyak hastalığıdır. Evet ve ki bu hastalık asemptomatik dediğimiz belirti vermeden seyredebileceği için çölyak hastalığının atlanmaması gerekir. Boy kısalıklarında mutlaka akla getirilmesi gerekir. Bunun dışında tüm kronik hastalıklar, kronik kalp, kronik karaciğer, kronik böbrek, kronik akciğer vesaire. Bunlar da dokuların desteği bozulacağı için boy kısalığı beklenen bir sonuçtur. Ama Altta yatan bu hastalıklar düzgün takip edilir ve tedavi edilirse minimal bir kayıpla hastalar boylarını sürdürebilecektir. Büyüme hızları takibi o yüzden çok önemlidir. Ayrıca hormonal nedenler ki bizim temel hı hı. konumuz Esen, odur endokrinolojide hı. biz onları esas değerlendirmekteyiz. Hormonal nedenlerle boy kısalıklar olmaktadır. Burada da mutlaka atlanmaması gereken troittir. Hipotroidi vurgulamıştık. Hem mental hem de fiziksel gerilikle seyreden bir durumdur. Yine büyüme hormonu. Büyüme hormonu ile ilgili ya eksiklik ya da büyüme hormonu, hormonuna duyarsızlık söz konusu olabilir. Bunların tedavisi mümkündür. Teşhisi zamanında ve doğru yapıldığı zaman tedavileri yüz güldürücü olabilmektedir. Hocam burada tanısal yaklaşımı çok kısa sürebilir miyim? Yavaş yavaş şeker hastalığına geçeceğiz. Evet. Tanısal yaklaşımdan bahsedebilirseniz de bize. Boy kısalıklarında en önemli konu çocukların büyüme hızının takip ettirilmesidir. Hastaların ve ebeveynlerin özellikle bunun bir süreç içinde gerçekleştiğini bilmesi gerekir. Hemen sonuç alma şeklinde değil. Ve tanının optimal 6-8 yaşlarında konulması tedavinin yüz güldürücü olması için gereklidir. Tanıda özellikle büyüme ile ilgili testler yapılmaktadır. Hormonal testler yapılmaktadır. Ayrıca kemik yaşları değerlendirilmektedir ve büyüme hızlarının değerlerine göre gerekli endokrin, ayrıntılı endokrin incelemeler yapıldıktan sonra tedavi kısmına geçilmektedir. Tedavisi var mı hocam gerçekten? Hep merak edilen budur. Boyu kısadır, o büyümez diye düşünülüyor çünkü. Tabii. Boy kısalığında az önce saydığımız tüm sebepleri düşündüğümüz zaman tedavi de sebebe yöneliktir. Örneğin beslenme sorunu olan bir çocuğun beslenmesi düzeltilerek boyu uzatılabilir. Paraziter enfeksiyonu olan bir çocuğun parazitozu tedavi edilerek boyu düzeltilebilir. B12, iyot eksikliği vesaire söyledik. Bunların giderilmesi gerekir. Kronik hastalıklarda kronik hastalığın en iyi şekilde idame ettirilmesi gerekir. Büyüme hormonu eksikliği varsa yerine koyulması gerekir. Büyüme hormonu direnci varsa yine onun ilacı IGF-1 dediğimiz büyüme hormonunun medyatörü kullanılabilir. İskelet displazileri en zor olanıdır. İskelet displazilerinde kemik uzatma ameliyatları gibi tedavi yaklaşımları olmakla birlikte yüz güldürücü değildir. Hormonal tedaviler, tedaviler ile iskelet displazileri orantısız olan durum daha da artabileceği için yine sıkıntı yaratmaktadır. O yüzden hipotiroidi gibi replasmanla yerine koyarak boylarını normale getirebileceğiniz çok rahat tedaviler olduğu gibi oldukça sıkıntılı etiyolojiye göre sebebe göre durumlarda söz konusudur. Çok teşekkür ederiz hocam vaktimiz kalırsa ve soru tabii. gelirse zaten konuya döneriz ee, Hocam artık şeker <laughs> hastalığının konuşalım ee, toplumda zaten ismi diyabet hastalığı evet. diye de biliniyor artık nedir diyabet aslında ve diyabetin tipleri nelerdir Diyabet tabii güncel ve önemli bir hastalık ee, dikkatleri de çok üzerine çeken bir hastalık ve giderek e, sıklığı da artmakta, Diyabeti e, temel olarak şöyle inceleyecek olursak vücudumuzda pankreas ismini verdiğimiz karın boşluğunda bir organımız mevcut. Burada e, özel hücrelerden beta hücresi ismini verdiğimiz hücrelerden insülin hormonu salgılanmakta. İnsülin hormonunun üretilememesi, hücre sayısının azalması, hasarlanmasına bağlı olarak ya da üretilen hormonun etki gösterememesi sonucu ortaya e, diyabet hastalığı dediğimiz kronik bir hastalık çıkmakta. İnsülin hormonunun üretilememesi bilindiği gibi kan şekerinde yüksekliğe sebep olmakta ve bu da tabii ki hastaları hem mağdur etmekte hem de kronik bir sürecin içine sokmakta. Tipleri çok çeşitli tipleri var. Temel olarak tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olarak ayırt edebiliriz. Biz çocukluk çağında en fazla tip 1 diyabet dediğimiz insülin bağımlı diyabet diğer ismi. Ee, bu tipi görüyoruz. Tüm diyabet gruplarının yaklaşık %10'a varan kısmını oluşturuyor bu. Ee, ortaya çıkmasında birçok faktör sorumlu. Hemen e, ani şekilde ortaya çıkan bir süreç değil aslında. Genetik yatkınlık zemininde otoimmünite dediğimiz vücudun kendi antijenlerine karşı savunma sisteminin harekete geçmesiyle bu faktörleri tetikleyen bazı çevresel ajanların, enfeksiyon gibi ajanların araya girmesiyle ortaya çıkan kronik bir süreç, e, bu sürecin en son nihai aşamasında ise kan şekeri yüksekliği ve buna bağlı klinik tabloların görüldüğü diyabetes mellitus diğer ismiyle şeker hastalığı karşımıza çıkabilmekte. Peki hocam hani çocuklarda tip 1 diyabet e, dediniz. Tip 1 diyabetin belirtileri neler? Tip 1 diyabet İnsülin bağımlı diyabet diğer Hı. ismiyle daha önce de belirttiğim gibi buradaki olay insülinin mutlak olarak eksikliği, üretilememesi ve tabii ki insülinin eee etkisizliğine bağlı olarak kan şekerinin yükselmesi ve buna bağlı semptomların ortaya çıkmasıyla karakterize oluyor. kan şekerinin uygun şekilde insülin hormonunun olmaması nedeniyle kullanamaması nedeniyle kişide bir Aşırı yeme ihtiyacı, aşırı yemek yemesine rağmen kilo alamama, kilo verme hatta, kan şekerinin çok yükselmesi ve böbreklerden şekerin atılımı ve bununla birlikte sıvı atılımına bağlı susama ihtiyacı, çok sık idrara çıkma şikayeti, özellikle küçük çocuklarda tuvalet alışkanlığını kazanmış çocuklarda geceleri altını ıslatmaya başlama, önemli bulgulardan, uyarıcı bulgulardan bunlar genellikle bizim daha ileri safalar dediğimiz koma halk arasında tabirlenen safalara gelmeden önce başlayan şikayetler. Bu şikayetlere ilaveten tabii ki yorgunluk, halsizlik, daha ileri safalarda karın ağrısı gibi ağız kuruluğu, susama hissinin aşırı artması gibi bulgular eklenebiliyor. Ama Kliniğin tam oturmadığı dönemde eğer bu şikayetlerden şüphelenilirse aile erken dönemde tanı koyma imkanımız olabiliyor. E, i̇nsülin bağımlı dediniz ya insülin kullanımı neden gerekli? İnsülin kullanımı ee, insülin bağımlı diyabette yani tip 1 diyabette mutlak tedavimiz. Bunun sebebi insülin aslında vücudun enerji kullanmasında gerekli bir hormon. Vücudumuz ve hücreler enerji ihtiyacı içerisindeler ve bu enerjinin Temel yakıtı da şeker. Şekeri kullanabilmeleri için ise şeker hem dış kaynaklı besinlerle aldığımız şeker hem de vücudun ihtiyacı doğrultusunda kendi ürettiği ya da depolarından kullandığı şeker olabilir bu. İç ve dış kaynaklı şekeri hücrelere kullandıran ise insülin hormonu. <laughs> yani insülin hormonu kandaki şekeri normal seviyelerde tutmak ve hücrelerin bu şekeri yakıt olarak kullanabilmesi, hayati fonksiyonların devam ettirebilmesi için gerekli bir hormon. İnsülin bağımlı diyabette, tip 1 diyabette ise insülin hormonu üretilemediği için ileri evrelerde mutlak bir üretim yokluğu söz konusu çünkü üretilemediği için biz bunu dışarıdan vermek durumundayız ki kan şekerini normal aralıklarda tutalım, hücrelerin ihtiyacı olan yakıtı kullanabilmesini sağlayalım. O yüzden standart tedavimiz insülin bağımlı diyabetlerde insülin tedavisi. Hocam bir de ben insülin tiplerini ve uygulama metotlarını soracağım size. Ama bu arada bir izleyicimizin bu konuyla ilgili bir sorusu var. Tabii. Hani ondan bahsederken bunu da ilave edelim istedim. Kızım şeker hastası, boyu 129 santim, kilosu 25, 9 yaşında. Günlük 26,5 insülin kullanıyoruz. Normal mi hocam demişler. Ben de tam hani insülin tiplerini ve uygulama metodunu sorarken bu soru çok uygun diye sorayım istedim. Şimdi insülin ihtiyacı bireyseldir. Öncelikle onu söylemek lazım. Çocuğun yaş grubuna göre, içerisinde bulunduğu ortama, stres durumuna göre ihtiyacı değişebilir. Örneğin ergenlik döneminde ya da enfeksiyonu aktif geçirdiği dönemlerde insülin ihtiyacı artabiliyor. Ya da bizim kısmi remisyon olarak adlandırdığımız bir balayı dönemi var. <laughs> hücrelerin tamamen hasarlanmadığı, bir miktar hala rezervlerinin, insülin hormon rezervlerinin işlevsel olduğu dönem var. Bu dönemde insülin ihtiyacı kısmi olarak az olabiliyor. Bunu hani çocuğun bireysel tedavisinde değerlendirmek lazım. Ee, ve düzenli takiplerinde dozunun artıp artmayacağı ya da azalma eğiliminde olup olmadığı, kaç yıllık diyabet olduğuna bağlı olarak doz ihtiyacını hesaplamak lazım. Evet. Peki hocam insülinin tedavi rejimleri neler? insülin tedavi rejimleri çok çeşitli rejimler var insülin tiplerine bağlı olarak insülin tiplerinden şöyle kısaca bir bahsedecek olursak evet, insülin tipleri bir kaynağına göre bir de etki sürelerine göre değişik adlandırılıyor kaynağına göre tabi en eskilerden 1920'lerden itibaren bu pankreas ekstrelerinden elde ediliyordu ama artık günümüzde laboratuvar ortamında elde edilen insan insülini ismi verilen ya da analog insülini ismi verilen insülinler mevcut. Etki sürelerine göre de hızlı, kısa, orta ve uzun etkili insülinler olarak ayırıyoruz. Tedavi rejimlerinde bu insülin tiplerinin kombinasyonu şeklinde oluyor. Ee, i̇deal tedavi çocukluk çağında yoğun diyabet tedavisidir. Yoğun bir diyabet tedavisinden kastımız sıkı bir glisemik kontrol, yani sıkı bir kan şekeri kontrolü. Tabii kan şekeri düşüklüğünü e, gözeterek yapmak gerekiyor bunu. Burada çoklu insülin tedavisini tercih ediyoruz. Ee, bir, vücudun bazal insülinini karşılayacak uzun etkili insülin ve yemeklerle dışarıdan aldığımız enerjiyi karşılayacak hızlı ya da kısa insülin tedavisi kullanıyoruz. Bir de alternatif olarak pompa tedavileri de yoğun diyabet tedavisinde kullanılan rejimlerden. Yoğun diyabet tedavisi sık kan şekeri monitorizasyonunu, çoklu insülin kullanımını, sık kontrolü, uygun beslenmeyi ve egzersizi içeren bir tedavi şekli. Tedavi şeklini de anladıktan sonra bir de korkulan bir konu var değil mi? Şekeri işte düşerse diyabet evet, hastasının evet. manfarız konusu anneler evet. için özellikle. <laughs> Peki ne yapılmalıdır gerçekten? Gerçekten şeker düşüklüğü yani diğer bizim tabirimizle hipoglisemi e, diyabetin önemli bir komplikasyonu. Çok da dikkat edilmesi gereken bir durum. Biz e, şekerin yüksekliğinden çok, düşüklüğünden daha çok korkarız aslında. E, bunun sebebi de şeker düşüklüğü tabii ki beynin kognitif fonksiyonları dediğimiz fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Ve e, çocuklarda IQ skorlarında düşmeye kadar varan komplikasyonlara neden olabiliyor. Diyabetik hastalarda normal hastalardan e, daha yüksek bir seviyeyi biz düşük şeker olarak kabul ediyoruz. Bunun sebebi zaman içerisinde gelişen karşı hormonların salgılanması, şekeri yükseltmek için salgılanması gereken hormonların yanıtın körelmesi ya da diyabetik hastanın zaman içerisinde farkındalığı, bunu fark edebilmesinin azalması nedeniyle fark edememe durumundan ötürü biraz daha yüksek bir eşiği kabul ediyoruz. Hipoglisemi semptomu aslında bireysel. Her bireyin hissettiği semptom farklı. Ama genel olarak bakacak olursak kan şekeri düşmeye başladığında bir açlık hissi, bir solukluk, çarpıntı hissi, terleme olabilir. Daha ileri safhalarda baş ağrısı, davranış değişiklikleri olabilir. Bilinç bulanıklığı hatta havale, komaya kadar varabilir. Bunun yanı sıra uyarıcı olabilecek özellikle küçük çocuklarda ise çocukların hırçınlaşması, gece ağlayarak uyanması, kabus görmesi ya da bir başka bireyin kabus görerek uyanması daha büyük çocuklarda kabus görerek uyanma bunun yanı sıra baş ağrısıyla uyanma bilinç bulanıklığıyla uyanma gibi semptomlarda uyarıcı olmalı. De belirttiğim gibi kişinin hissettiği semptomlar farklı olabilir. Kişinin hipoglisemi semptomlarını hissetme ve daha ileri evrelere geçme yani nöroglikopenik semptomlar diyoruz onlara. Onları hissetme eşiği birbirinden farklı olabilir. O yüzden de hipoglisemi farkındalığı bireysel bir konu aslında. Bir de komadan bahsettiniz biraz evet, önce. Evet. Diyabete bağlı koma denilince ne akla gelmeli? Diyabetik ketoasidozu diyoruz biz buna. Diyabetik ketostoz bizim e, insülin bağımlı diyabet hasta grubunda hiç istemediğimiz karşılaşmayı bir komplikasyon ama e, maalesef karşılaşıyoruz. Hatta diyabetik hastaların e, %60'lara varan oranında ilk başvuru durumu diyabetik ketostoz olabiliyor. Buradaki olay daha önce bahsettiğimiz enerji olayıyla ilişkili aslında. Vücut şekeri kullanamadığı için bir yakıta ihtiyacı var. Özellikle de beynimizin, beyin çünkü çok enerji ihtiyacı olan bir organımız. Bu yakıtı elde etmek için alternatif bir yol bulması lazım. Burada devreye vücutta, vücuttaki yağ depoları, yağ asitleri, proteinler gibi substratlar giriyor. Bu yağların enerji olarak dönüştürülmesiyle bizim son ürün dediğimiz ketonlar oluşuyor ve beyin yakıt olarak kullanıyor. İşte bu ketonların giderek kanda birikmesi, bizim diyabetik ketoastoz dediğimiz tabloyunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu hastalarımız kan şekeri yüksekliği, kan ketonundaki yüksekliğe bağlı olarak su sıvı kaybının da beraberinde getirdiği bulgularla karşımıza geliyor ve acil servise daha önce belirttiğimiz tip 1 diyabet semptomları olmakla birlikte bir genel durum bozukluğu, <laughs> e, onun yanı sıra kusma, karın ağrısı ve en önemli olarak da ağızda aseton kokusuyla başvuruyorlar. E, acil tedavi edilmesi gereken bir durum ve iyi yönetilmesi gereken bir durum. E, ailelerin zaten e, diyabet tanısı almış çocukların aileleri bunun eğitimini çok güzel alıyorlar ne yapmaları gerektiği konusunda ve nasıl takip etmeleri gerektiği konusunda. Kan şekeri yükseldiğinde Mutlaka bir kan ketonu, idrar ketonu bakmak, uygun sıvı desteğini sağlamak ev ortamında yapabileceği en bazal işlemler. Ama tabii ki tablo ağırlaştığında artık acil servise başvurmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi reklam arası sonra birlikteyiz.